Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cilt 1, sayfa 74. Sayfa 77. El mektubul hamisü ve sittün. 65. mektup İlel Han-ı Azam Vezir-i Azam'a yazılmış. Han-ı Azam Seyyid Nagib Şeyh Ferit El-Bukhari ne hakkındadır? Fitte-es-Süfi Esef üzüntünün hususunda ve Telehüfi aynı üzüntünün, esefin hakkında bu mektubu şerif. Ne üzerine üzüntü? Ehlullah'ın üzüntüsü, meşayihimizin üzüntüsü aynı bugüne kadar geldi. Aynı üzüntü hep devam ediyor. Allah-u Teala bizi dostlarına, meşayihimize, efendi hazretlerimize yardımcı olmayı nasip eylesin. Bizlerden istenen imeci usulü, örfümüzde imeci, aramızda cemaat üzere, topluluk üzere bu dini mübini İslam'ı ilimini, amelini, ihlasıyla kaim etmektir, yaşamaktır, yaşatmaktır. Ne üzerine üzüntü? Alâ zâfil İslam. Müslümanların zafiyeti üzerine. Müslümanlar, İslam güçlüdür. İslam ile müşerref olan Müslüman da güçlüdür. Çünkü onun kitabı var, Kur'an'ı var, Rabbisi var, şeyhi var, peygamberi var. Ama zayıflar. Daha ne üzerine üzüntü? Va'aczil müslimin. Müslümanların acziyeti. İmam Rabbani Hazretlerimiz Kuddisesi ruhu bizlere bugünkü halimizi haber veriyor, uyandırıyor. Rabbim de bizi dostlarının ifadeleriyle uyanmayı nasip eylesin. Niye zayıfız? Niye aciziz? Niye aciz olalım ki? Kavi, güçlü olan, hay, laimüt olan Rabbimizin müritleri olarak, kulları olarak, Rabbimizin kulları olarak niye aciziz? Peygamberimizin ümmeti, meşayihimizin müritleri olarak niye aciziz? Demek biraz nefis yapıyoruz. Şeytana askerlik yapıyoruz. Nefis yapan şeytana askerlik yapar. Allah-u Teala Celle Şanühü meşayihimizin, şeyhimizin bize buyurduklarını harfiyen uygulamayı nasip etsin. Biz biraz farklı, özel bir kuluz. Onu iddia ediyoruz. Özel, mürit. Umumi Müslümanlar arasından seçilmiş. Kimimiz mürit, kimimiz murat, buraya konulmuş, buraya nasip olmuş, Hatmi Şerife bu saatte gelmişiz. Ne büyük bir pazara, evet, tüccar olmuşuz. O pazarda işte vazife almışız, mürit olmuşuz. Bu acziyetin, bu İslam'ın zafiyetin galiba gene de sebebi biz olsak gerek. Dışarıda aramayalım, içeride arayalım zafiyetimizi. Hatamızı, kusurumuzu kendimize arayalım. Yani yatsıdan sonra Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki meşayihimiz, yatmak neredeyse şeriatın gelmesine sebeptir. Şeriatı kararının gelmesi, yatsıdan sonra yatmaya, inkırazı da yatmamaya sebep. Yine dün Efendi Hazretlerimiz, Fikri Efendi Hazretlerimiz buyurdular, telefon işi bizi, telefonu elimize aldık, rabıtamızı bozduk arkadaşlar. Rabıtayı telefona bağladık. Telefonla biz rabıtamızı bozuyoruz. Hakikaten de bir şey görüyoruz, hemen fotoğraf çekiyoruz. Hemen fotoğraf, hemen fotoğraf, hemen fotoğraf. Rabıtayı sanki telefon yapacak,
Sanki mürit telefon oldu. Telefona fotoğraf lazım. Şu an her birimizin telefonunda binlerce belki de fotoğraflar var. Ne arayacak? Hiçbir şey. Ama gönül kalbi, şu kalbin evi Beytullah olan kalbin evinde, Mevla'nın evinde neyin fotoğrafı var? Vesilenin, yani rabıtamız olmalı. Kalpte rabıta olmalı. Rabıta vesileyle de Mevla'yı bulmalı. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi derken kalbimize bakıyor muyuz? Namazda İyyake na'budu ve İyyake nestaîn'de kalbimize bakıyor muyuz? Niye bakamıyoruz? Çünkü çok dağıtıyoruz. Balık, Hasbi Hocam öyle buyurdu, bak, baştan kokar. Balık baştan kokmaya başlarmış. Yani kalpten bozulma başlıyor. Eğer bizim kalbimizi biz burada bugün bu sabah şu anda toparlayamıyorsak ki toparlıyoruz elhamdülillah. Buradayız, rabıta üzereyiz. Bu da çok büyük müjdelerin sebebidir. Ve tahrîz alâ takviyet ehlil İslam. İslam ehline takviye üzerine teşvik. İslam'ın ehli kimdir? Sahip çıkanları müritlerdir. Tasavvuf erbabıdır. Talebelerdir. Hocalardır. Hacılardır. Sonra cemaati Müslümin cemaattir ve Müslümanlardır. İşte buradan başlıyor. Bozulmak da düzelmek de. Bu meclisten başlıyor. İnşallah Rabbim Celle Şanühü, güzel Allah'ım bizi bu güzel makyandan sevdiği, razı, beğendiği şekilde şu dünyamızda din-i münislamiyeti güçlendirmesine vesile olan kulağını olmayı nasip etsin. Vel iğray ala icra ahkam-ı din. Dini hükümleri yerine getirmek üzere teşvik hakkındadır. Biz de buna teşvik ediyoruz hep beraber. Burada kıymetli Anadolu'dan gelen kardeşlerim, hocalarım da var. Allah-u Teala Celle Şanühü onlara da, hepimize de İslamiyet'in hükümlerini yaşamak, yaşatmak, okumak, okutmak, öğrenmek ve öğretmek hususunda mahir eylesin. Eyyedekümullah Sübhanehu ve Nasrakum. Allah-u Teala noksan sıfatı münezzeh, kemal sıfatları muttasıp olan Allah Celle Şanühü'nün peşinde Sübhanehu ifadesinin manası odur. Noksan sıfatları münezzeh, kemal sıfatları muttasıp olan Allah-u Teala sizi güçlendirsin. Ve nasarakum, size yardım desin. Ne üzerine, kim üzerine? Ala e'da'illah, ala e'da'il İslam, İslam düşmanları üzerine. İslamiyet'in düşmanı aramaya gerek yok. Baş düşman nefsimizdir. Nefisle mücadelenin adıdır tarikat. Yani kendi nefisimizden başlayarak bu işe devam edersek çok büyük kazançlar elde edeceğiz. Yani bildiğimizle, duyduğumuzla, işittiğimizle amel edeceğiz. İslam'ın düşmanları umumi manada ise malumdur. Onlara İslam alemini, Müslümanları galip eylesin. Allah Teala onlara yardım eylesin. Aziz eylesin. Bu küffarı ve ehlini de hakir, zelil eylesin. Fi i'lamil ehkam, hükümlerin fi i'la'il ehkam, hükümlerin yükselmesi hususunda, gözlüğüm yok biraz şeşmeş görüyorum mübarek, kusura bakmayınız. İslam'ın yükselmesi hususunda, evet, İslam düşmanlarını karşı Allah-u Teala size yardım eylesin, güçlendirsin. Gâlel muhbiru sâdigu, sadık muhbir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan vasıtasıyla vesileler gelen meşayihimiz, bu hadis-i şerifleri bize meşayihimiz buyurmuştur. Bazen konu oluyor, burada hocalarım da var, mektubatta hadis-i şeriflere işte zayıf mıdır, güçlü müdür sorusu oluyor ya, Şeyh Dair Efendi, Mekke-i Mükerreme'deki kıymetli abimiz, hocamız, o buyurmuştu. Dedi ki, hadis-i şerifler bir, dedi, zahiri yordan geldi ki ona usulü hadis deniyor. Bir de tasavvuf erbabının dilinden, gönlünden geldi. İşte meşayihimizin, efendi hazretlerimizin, efendi babamızın, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden duyduklarımız da bir senettir. Ha, onlar bu senedi kabul eder etmez ama meşayihimizin diliyle, eliyle, gönlüyle, rivayetiyle gelen hadis-i şeriflere o senetten geldiği için zahiri ulema zayıf dese de biz o yoldan gelen hadis-i şerife zayıf
diyemeyiz buyurmuştu. Bunu da size ben burada paylaşmış olayım. Resulullah buyuruyor. Aleyhi ve aleyhi minas salavat efdalü hamletesin ikmaliha. Selamların en büyük olgunu, salavatların da en üstünü, onun ve ailesi, aile deyince iman üzere olan bütün ümmeti Muhammed'e kastediyor. Onun üzerine salatü selam olsun. El-İslamu bede'e gariben ve seyyaudu kema bede'e fetuba lil-gurabai. İslam garip geldi. Garip, yalnız manasında olduğu gibi azlık manasına da gelir. Az. Ve galilun min ibadiye şekûr. Benim kullarımın çok azı şükredici. Demek ki o azlara garip deniyor. Garipler az olur, azlar da garip olur. İslam garip geldi. İslam'ın garipliği demek, Müslümanların da garipliği demektir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam garip başladı. Evet, ve garip devam edecek. Vesiyyudu kemabede, o şekilde de dönecek. Biz şu an azlığı mı konuşuyoruz, çokluğu mu konuşuyoruz? Hep nefis gene kandırıyor, çok, çok, çok diyor. Halbuki Mevla'nın rızası azlıkta imiş. Allah-u Teala bize o az olan, garip olan ama kıymetli olan, Resulullah'ın yolu üzere olan, o İslam'ın ehli olan hocalar cemaatinden, o hocaların talebeleri, rahlilerin başında olanlarla beraber eyledi. Ne kadar bir müjde içerisindeyiz. Ve başımızda bizi elhamdülillah şeyhsiz mürşidi bırakmadı. Mürşidi kamili, mükemmel, ekmel şeyhimiz de başımızda. Beraberiz, tekkemizdeyiz, vazifelerimizdeyiz. Aynı İslam'ın garip olarak başladığı, garip olarak döneceği yol üzere bulunduğumuza hep beraber şahidiz. O zaman Resulullah buyuruyor. فَطُوبَا لِلْغُرَبَائِ Gariplere müjdeler olsun. Peki bu müjdeye nail olmak için de biraz sağımıza solumuzu tiken yırtması lazım. Yani bizi biraz birileri tırmalaması lazım. Bir şeyler olması lazım. Çünkü gariplere de sataşırlar. Garip olan yalnız olur. Yani biraz dışlanır. Ama onların dışlanması Mevla'nın kabulünün delili oluyor. Allah-u Teala Celle Şanı bize bu müjdeye nail eylesin. Risale-i Kutsiye'de de 363. Beyt-i Şerif şöyle buyuruyor. Resulullah'tan Ali ile Selman tarikatta bunlar olmuşken sultan bu ekmeller yine sıddıktan ey can tarikat aldılar şöylece Burhan. Keza Yakub-u Attar gel gidelim Cemal-i Bağ Kemal'e seyredelim. Burası çıktığı için de burayı okumuş oluyoruz ve burada bu beyti iyi anlamamız için şu ifadeyi kıymetli hocalarımız hep izah ediyorlar. Ben şöyle bir ifade kullanıyorum aizane iyi anlamamız için. Bir yerde muhtar ölse köylü gider yerine kim geçti der. Derler ki birinci aza geçti. Bir yerde başkan ölse yerine kim geçti? Yardımcısı veya artık encümen başkanı geçti. Yani bir yerde bir reis, lider vefat ederse onun halkına, oranın halkına şu düşer. Gidip evine, yerine, işte yerine kim geçti diye araştırmak, sormak, soruşturmak düşer. Ondan sonra kim denilirse de ona tabi olunur. İtiraz edilmez. Ona yorum yapılmaz. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'te ay gözükme meselesi vardır, ay. Ramazan-ı Şerif hilal gözükmekle başlar. Hilal gözetleyenlerden bizim köyde izlediniz, bizim şehirde izlediniz, göremediniz. Duydunuz ki yan köydekiler görmüş, oradan haber geldi. Ne yaparsınız? Hemen kabul eder, oruca başlarsınız. Demek ki bir yerden böyle bir haber gelirse ona ne yapmalı? Araştırmalı, ilk önce tabi olmalıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir sünneti burada konuşuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göçünce sahabe-i ekram toplaştı. Aynı herkesin yaptığı gibi yerine kim bıraktı diye sordu. Araştırdılar. Sonra kim geçti? Sorunun cevabında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geçti. Hemen çok rahat bir şekilde. Ondan sonra kim geçti? Hazreti Ömer Efendimiz. Ama sordular. Araştırdılar. Böyle bir şekilde devam etti. Bu beyit de bize bunu öğretiyor. Yani ey kıyametin sabahına kadar
devam edecek olan Kur'an'ın, İslam'ın hadimleri, Müslümanlar, ey kıyametin sabahına kadar devam edecek olan Nakşi tarikatının ihvanları, olur ya, olacak ya, şeyhiniz vefat ederse, liderleriniz, başkanlarınız irtihal ederse, göç ederse, sünnetullah şudur. Gideceksiniz, araştıracaksınız, bir haberde duyarsanız, kim bir de söylenmişse ona itaat edeceksiniz. Bu amma lider olur, amma muhtar olur, amma patron olur, amma mürşidiniz olur, mürşid-i kamil olur. İşte bu onun buyuruyor bize. Resulullah'tan Ali ile Selman, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en baş ilim babında ilmin kapısı olan Hazreti Ali ile maneviyat deposu olan ki şehirlerden köle olarak gelmiş Selman'ın Farisi, tarikatta bunlar olmuşken sultan, bunlar eliyle tarikat Ali'ye geldi. Gerilerde Ebu Bekir Sıkazo'dan bahsedildi. Şimdi burayı bahsediyor. Bunlar bile tarikatta, maneviyatta sultanken bu ekmenler yine Sıddık'tan, ey can, bu Allah dostları Ebu Bekir Sıddık'tan tarikat aldılar. Tarikatı Aliye'ye girdiler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın müridi oldular. Bunlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın müridi oldu. Bakınız, müridi diyoruz. Resulullah'ın müridi iken Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın tarikat aldılar, müridi oldular. Şöylece Burhan, bu şekilde de yine burhanlıkları devam etti. Bak bunlar sultandı ve delil oldu, bak bize. Delil oldu. İşte burada Efendimiz sallallahu Efendi Hazretlerimiz Kudüs-i Ruhu'ndan sonra gelen rivayetler, herkes biliyorsunuz Hasan Efendi Hazretlerimiz. Ondan sonra biz hocalar olarak çağrıldık, buraya geldik. Kıymetli hocalarımız, bir şey bilmiyoruz. Sorduk, aynı bu sünneti işledik. Kimdir dendi, bize burada hep beraber kıymetli şeyhimiz huzurundayız. Allah-u Teala edep, suyu edepten, suyu konuşmaktan beni de hepimiz muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, zerre kadar asla şüphe yok. Sünnet budur. Biz şu an sünneti icra ediyoruz. Biraz önce bir yerden geçiyordum da orada farklı bir topluluk gördüm. Biraz canım sıkılmıştı. Hatta müezzin hocamla da dertleştik. Şu ayeti şimdi anladım. Feeyne tezhebün. Nereye gidiyorsunuz? Mevla'nın, mülkü Mevla'nın. Nereye giderseniz gidin. Allah ondan razıdır. Her yerde Allah'ın rızası var. Her yerde namaz kıl. Her yerde tarikatı yaşa. Her yerde ihvanlık, müritlik yap. Mevla yine soruyor ama. Feeyne tezhebün. Nereye gidiyorsunuz? Ya Rabbi sen buyuruyorsun. Nereye gitseniz senin rızan orada. Bana niye bir daha Allah-u Teala bize niye bir daha feeyne tezhebün soruyor? Sorusunun cevabını bugün anladık. Feeyne tezhebün kullarım. Nereye giderseniz gidin. Benim rızam orada ama bir şart var. Şeyhiniz de orada olacak. Lideriniz, patronunuz, başkanınız, komutanınız orada olacak. Benim beğendiğim bir hocanın, beğendiğim, razı olduğum bir burhanın yanında olacaksınız. Yanlış yere kafanızı göre nereye gidiyorsunuz? Feyne tezebun. Ya keza Yakub Attar. Yakub'u işte Attar Hazretlerimiz katısasır o. Biz de geçen hafta, gel gidelim mi? Geçen hafta Özbekistan'daydık. Bak bu beyt de öyle geldi. Özbekistan ziyaretinde 8 gün gezdik. Orada kardeşlerime şöyle diyorum. Arkadaşlar, bana sorarsanız 8 günde Özbekistan'da ne gördün diye sorarsanız, ben de şöyle derim size. 8 gün boyunca çok büyük tekkeler gördük. Çok büyük meşayih-i ikramı ziyaret ettik. Ama şunu anladım. Nice tekkeler gezdim. İçinde mürşit yok. Hayatta mürşit yok. Meğer hayatta mürşid yoksa orada tekke yok. Şahin Hacı Hazretlerimizin orada, yani Şahin Hacı Hazretlerimiz orada, kabri şerif orada, annesi orada, hep maneviyat orada ama tekke yok, mürit yok, kabri şerif yok, ders değiştirme yok, faalime nehu yok. Nerede var o? Nerede var? Mürşid neredeyse orada var, İstanbul'da, burada var. Allah-u Teala kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Zerre kadar an tereddüdü olanların da izale eylesin. Kitap, sünnet. İşte sünneti okumuş olduk. Sünnetten delili. Biz şu an peygamberimizin şu emrini yaşıyoruz. İhtirafa düştüğünüzde, fitnelendiğiniz zamanda ki bize buyuruluyor bu söz. Benim kitabıma, sünnetime, Hulefai Raşid'in yoluna azıt işlerinize sımsıkı sarılın. İşte bugün biz bu tekkemize, İsmail Ağamıza, Şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimiz, mürşidi, kamili, mükemmeli, ekmel olan kıymetli şeyhimize
bu yoluna azı dişlerimizle sımsıkı sarılacağız. Ve dün yine şeyhimiz buyurdu ki, fotoğraf çekmenizden razı değilim. Bir daha buyurdu ki, hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli kardeşlerim, şeyhimiz bize bu cümleyi biz kullandırttırdık. Yani çok ileri gittik. Çok ileri gittik. Hatırlayın, Efendi Hazretlerimiz Cami-i Şerif'e geldiğinde fotoğraf çekenlere, siz demiyor muydunuz, biz demiyor muyuz, fotoğraf çekme, fotoğraf çekme, indir fotoğraf. Biz demiyor muyduk? E diyorduk. Ne oldu bize şimdi? Ne değişti? Bak bize işte mürşit lazım bize. Mürşit, mürşitsiz olmayız. Yoksa internetçi oluruz, youtuber oluruz. Yoksa biz asıtırız, nefsin kölesi oluruz. Yanlış adamlarla oturup kalkmaya başlarız. Şeyhimiz olayı tam suyun başını kesti. Fotoğraf çekmeyeceksin. Fotoğraf çekmeyince internete girebilir misin? Söyle. İnternette ne işin o zaman? Bitti de. Darbeyi vuruyor. Darbeyi tam yerinden 12'den vurdu. Fotoğrafla işimiz olmasın. Ona sürat ver, sürettir. Ona yarın bugün azap olunacaksın. Bak azap olunacak buyuruldu dün Hadis-i Şerif'te. Şeyhim tarafından. Yani azap olacaksın ahirette. Resulullah'ı ağlatıyorsun. Meşayihimizi üzüyoruz. Bu fotoğraf işini gelin bugün şu dakikada herkes fotoğraf çekmeme kararı alsın. Fotoğraf işini, telefonu elden indirip tesbihlerimizi gönlümüze, Allah'ın evine bindirmeyi, koymayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.